Şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti İsa Aleyhisselam, madem kardeşlerim çok soruyor, o da çok gündem oluyor maşallah. Onda da bir hayır var. Meryem suresi 31. ayet. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Nerede olursam beni kutlu kıldı. Yani göğe de alınsa, yere de gelse, yere indirilse de Allah onu kutlu kıldı. Hayat sürdüğü müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Demek ki gerçek bir Hristiyan namaz kılması lazım. Efendim, zekat vermesi gerekiyor. Bu ayetin ebcedi 2003. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bence nüzul ettiğini düşündüğüm 2002 ve 2003 tarihini vermesi çok manidar. 33. ayet, ki Hazreti İsa biliyorsunuz 33 yaşında göğe alınmıştı. İnişi de inşallah 33 yaşında olacaktır, yeryüzüne inişi. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün, ama buradaki ölme rüyadaki ölmenin aynı. Yani ölü olarak gökyüzüne alacağı, yani uyur halde rüyadaki gibi gökyüzüne alacağı gün ve diri olarak yeniden bağış olacağım, yani göreve başlayacağım gün. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişine delil olan bir ayettir. Ebced'i de 2007 tarihini veriyor. Şeddeli olarak da 2057 tarihini veriyor. İnşallah. Ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en iyi yılları, en etkili yılları inşallah. İnşallah. Bak, selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün. Biz her gün rüyada ölürüz. Aynı ifadedir. Yani buradaki hadislerde de geçen kelime aynı kelime. Her insan uyuduğunda ölür. Ruhu alınır. Aynı tarzda, yani gökyüzüne alınmasına işaret ediyor bu. İnşallah. Diri olarak yeniden bağış olacağım, yani göreve başlayacağım. Bu hem dirilme anlamına da geliyor, fakat göreve başlama anlamına da geliyor bu kelime. Göreve başlayacağım günde inşallah. 2057 ve 2007 tarihleri vermesi çok manidar. 33. ayet olması. Evet hocam. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Bunun ebcedi de 2067. Yine İslam'ın en mükemmel hakim olduğu yıllar. Meryem suresinde şeytana Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, he, ye, ayn, sad. Çok önemli bir şifre var. İnşallah hurufu mukatada bakın. Kaf, he, ye, ayn, sad. Şimdi belki zaman değil. Biraz daha vakit geldiğinde, ileri vakitte açıklayacağız inşallah. Fakat cinlerin bu hurufu mukatayla ilgisini ben hadislerde duymuştum. Yani hakikaten cin çağıranlar bu hurufu mukatayı söylüyorlar. Fakat bize nakledilen, yani benim güvendiğim kişilerden nakledilen, yani bu konuya giren arkadaşlarımıza nakledilen, hurufu mukata, belirli bir hurufu mukata okunduğunda aleni bazı alametler olmuş. Yani şimdi tam söyleyemiyorum. İnşallah. Yani hayret edici şekilde alakalı. Yani o şifreye karşı cinlerde bir hassasiyet var. Onu söyleyeyim.